Radyo Gazetesi. Sabah kahvesinin sonrasında bu kez Radyo Gazetesi ile karşınızdayız. Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı ve Genel Başkan Adayı aynı zamanda Sayın Cemal Özyiğit var stüdyomuzda. Tabii ki kurultay sürecini de konuşacağız konuğumuzla birlikte. Bunun dışında da Angola'nın başkentinde Sosyalist İnternasyonel toplantısına da katıldı Toplumcu Demokrasi Partisi ve bu toplantıya dair detayları da öğrenmeye çalışacağız. Tabii ki ülke gündemi, Kıbrıs sorunu gibi konular muhakkak gündemimizde olacak. Siz de soru ya da görüşlerinizi Kanal Sim'in Facebook sayfası üzerinden bize ulaşabileceksiniz. Her zaman olduğu gibi soru ya da görüşlerinizi konuğumuza aktarabileceksiniz. Hoş geldiniz diyelim size. Adaya da hoş geldiniz diyelim. Aynı zamanda stüdyomuza da hoş geldiniz. Tabii ki dilerseniz ilk etapta Angola'yla başlayalım. Dün akşam döndünüz. Dolayısıyla oradaki temaslarınızla başlayalım. Sohbetimize oradaki havayla başlayalım. Neler konuşuldu? Hafta sonu boyunca aslında yayınlandı oraya dönük açıklamalarınız ama stüdyoda da alma şansımız olsun sizden detayları. Kıbrıs sorununda konuşacağız ve Toplumcu Demokrasi Partisi'nin kurultayına dönük de detayları sizden öğrenmeye çalışacağız. Önce Angola diyelim. Nasıl geçti? Dün akşam döndünüz adaya ve sıcağı sıcağını da açıklama alma şansımız olacak sizden böylelikle. Şimdi haberlerde yayınlandı dediniz de yayınlanmayan bir şey söyleyeyim. Hı hı. TDP artık Sosyalist İnternasyonel'in üyesi. Evet. Yani hafta sonu yapılan toplantıda bu kesinleşti. Bizim için en önemli olay buydu zaten. Bunu başardık. Onun için ayrı bir mutluluk duyuyoruz ve böyle dünyayla ilgilenen, dünyadaki açlık, ayrımcılık, özellikle emperyalist sömürüye karşı her türlü ayrımcılığa karşı verilen mücadelede bu Sosyalist İnternasyonel ailesinin bir parçası olmak bizim için ayrı bir onur. Çünkü uzun yıllardır, TKP döneminden beridir sürdürülen bir girişimdi Sosyalist İnternasyonel. Ancak bir türlü beklenen adımlar atılamadı. Bu son iki yıl içinde biz buna özel bir önem verdik benim başkanlığım döneminde. Daha önce de çalışıldı ama belli ki yeterince uğraşılamadı veya anlatılamadı. Yani bu son iki yılda yoğun bir atak yaptık dış temaslarla ilgili de. Özellikle biz geçtiğimiz Şubat ayında Sayın Angolemli ve sevgili Denizle, Deniz Birinci ile birlikte dış ilişkiler sekreterimizdi o dönemde. İngiltere'ye bir ziyaretimiz olmuştu. Bunu biz iki amaçla yaptık. Yani oradaki Türk toplumuyla kucaklaşmak, onlara düşüncelerimizi anlatmak ve İngiliz parlamentosunda da bir dizi görüşmelerimiz olmuştu. Bir esas amaç buydu ama gitmişken Sosyalist İnternasyonel'in merkezi İngiltere'dedir. Orada da bir temas yaptık. Yani Genel Sekreter Louise Ayala'yla görüştük. Kendimizi daha iyi anlatmaya çalıştık. Düşüncelerimizi sözlü yazılı olarak aktardık. Yani TDP nereden nereye geldi, neler yapıyor, neyi savunuyor, neden Sosyalist İnternasyonel'e üye olmak istiyor? Bunların mücadelesi verildi. Daha sonra Sayın Papandreou'yla görüşüldü. Ve bunlar bize olumlu sinyaller verdi. Amerika'da vardı Temmuz ayı başlarında bir şey, ona da katıldık ama maalesef orada bu etik komite, bu üyelikleri görüşen komite bir türlü toplanamadı, bir aksilik oldu ve olmadı. Bu defa yoğun uğraşlar artık meyvesini verdi ve şu anda Sosyalist İnternasyonel'e hem üstelik yani en yukarılardan böyle konsultansi member denen yani danışman üyelik statüsüyle observer gözlemci üye olarak da değil yani çok daha yukarılardan bir yerden giriş yaptık. Bu da bizim için ayrı bir mutluluk. Dolayısıyla biz bu iki günlük temaslarda bunu sağladık. Bu işin bir yanı. Bundan mutluluk duyuyoruz ve ben Deniz'e de Deniz Birinci'ye de ve Hulusi arkadaşım Hulusi Kilim Dış İlişkiler Komitesi üyesi benimle birlikte Angola'daydı. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum.
Onların da önemli katkıları oldu. Elbette CTP heyetiyle birlikteydik orada. Sevgili Muhittin Özsağlam arkadaşımızla beraber. Onların da destekleri var. Onlara da teşekkür ediyorum. EDEK orada yoktu. İyi ki de yoktu. Bir huysuzluk, olumsuzluk çıkması ihtimali az da olsa vardı. O da bertaraf edildi. Bu işin güzel yanı, bir önemli yanı da Sosyalist Enternasyonel ailesini iki toplantıdır katılıyorum, gerek Amerika'da gerek burada yakından tanıma fırsatı buldum. Yani özellikle Angola'daki, Luanda'daki toplantıda özellikle şu anda dünyanın içinde bulunduğu terör olayları, bu terörün yaratılması ve sonuçları tartışılıyor. Bunun nasıl önlenebileceği konuşuldu. Buna karşı Sosyalist Enternasyonel'in neler yapabileceği, özellikle Afrika'da, Afrika'nın önemli bir bölümünü Boko Haram örgütü kasıp kavuruyor, onların şeyleri var, bunlar konuşuldu. Gene Afrika'da yarı sömürge olan ülkeler var hala daha, bunla oralardaki hareketler konuşuldu. Açlık konuşuldu. Bakın Angola ile ilgili, Angola 40 yıl önce bağımsızlığını kazanmış bir ülke, Portekiz sömürgesiydi Angola. Yani o dönemlerini de hatırlıyorum en azından şeyle, yani gidip görmeden, ama bu devrimci hareketlere olan ilgim nedeniyle Angola'nın o dönemde de yakından takip ederdim Angola ve Laos'taki hareketleri. Portekiz sömürgesinden kurtuldular ama bu 40 yıllık süreçte hep merak ederdim. Nasıl bir atmosfere geldiler? Gökdelenler de var Angola'nın başkentinde. Yerin üstünde böyle yükseldikçe çok güzel görkemli binalar da var. Galiba petrolün ucuzluğu nedeniyle çok lüks veya çok iyi, çok güzel arabalar var. Yani çok kaliteli arabalar var. Ama maalesef açlık da var. Yani bir gelir dağılımında bir adaletsizlik var. Hepimizin yaşadığı sorun maalesef orada da var. Yani kötü manzaralarla da böyle çöplerin arasında hala daha yiyecek arayanları da gördüm. O beni ayrıca üzdü. Demek ki tam böyle bir gelişmişlik seviyesi yakalanamadı. O sömürgecilikten kurtulunuyor ama maalesef tam anlamıyla istenilen olmuyor veya olması için başka politikalara ihtiyaç var. İşte bütün bunlar aslında konuşuldu Sosyalist Enternasyonel toplantısında. Yani dünyanın neresinden olursa olsun, çok farklı ülkelerden, çünkü bütün kıtalarda üyeleri var Sosyalist Enternasyonel'in ve her toplantısını bir başka kıtada yapıyor. Özellikle burada Angola'daki gelişmişliğe dikkat çekmek hedefi de vardı. Elbette bu da önemli. Ama sorunları da irdelendi diye düşünüyorum ve inanıyorum ki bu sorunların irdelenmesi onlara da bir ışık oluşturacak ve kendilerine daha da çeki düzen verecekler. Çünkü gerçekten önemli bir petrol geliri var Angola'nın. Yani bu gelirin doğru kullanılması, adaletin sağlanması mutlaka elzem. Yani oradaki insanların çok daha ilgiye, desteğe ihtiyaçları var. Çünkü biliniyor ki Angola'da dahil özellikle Orta Afrika aynı zamanda korkunç salgın hastalıklarla da mücadele ediyor. Bunlar da çok önemli gelişmeler kat edildi. Bakın biz aşı olarak gittik oralara, evet. Her türlü tedbiri düşünerek uzmanlar öyle dedi bize. Buna rağmen artık yani o kontrolleri çok fazla yapmıyorlar. Yani çünkü o konuda önemli mesafeler kat ettiler. Bunu söyleyebilirim. Ama hala daha dikkat etmek gereken noktalar var. Dolayısıyla Sosyalist Enternasyonel dünyanın şu anda konuştuğu bütün konuları konuşuyor. Ve bunlarla ilgili neler yapılabileceğini, bu açlıkla, sefaletle ve önemli bir nokta göç dalgası, yani mülteci sorunu. En önemli gündem maddelerinden bir tanesiydi, onu atlamayalım. Gerçekten son derece önemli. Bununla nasıl başa çıkabileceği, çünkü Afrika bunu kendi içinde sürekli yaşıyor. Yani olaylar oluyor, bir çatışma oluyor, birileri bir yerlerden bir yerlere göç ediyor. Yani bütün Afrika'nın, Orta Doğu'nun pozisyonu konuşuldu. Nerelerde neler olabileceği, Amerika'nın Büyük Orta Doğu projesine de değinildi. Çünkü ister istemez bu sonuçlar Büyük Orta Doğu projesinin sonuçları. Şu anda gelinen, karşımızda olan Suriye'deki gelişmeler veya şeyler.
Tabii bu spesifik bazı ülkeler kendi yaşadıkları konularla, kendi ülkelerinde olan sorunlarla ilgili de şeyler söyledi. Bize de konuşma fırsatı tanındı ve bu konuşma fırsatında hem ülkemizdeki müzakere sürecine değinme fırsatı, buna Sosyalist Enternasyonel'in desteğini isteme fırsatı bulduk. Nitekim tabii CTB'li dostum Muhittin'in de katkısıyla sonuçta şey girmiş oldu. Yani bu bizim yaptığımız konuşmadan sonra, hatta benim sözümün hemen ertesinde Sayın Papandreou da söz aldı ve hem teşekkür etti bu konuları gündeme getirdiğim için, hem de bu konuda olan ilgi ve desteklerini ortaya koyduklarını, bugüne kadar koyduklarını koymaya da devam edeceklerini söyledi. Daha sonra ortak açıklamada bir paragraf olarak da yer alıyor şimdi bu konu. Yani Kıbrıs müzakerelerine de bir destek açıklanıyor. Bu da son derece önemli diğer konuların yanında bizim için. Ve elbette yani biz de konuşmamızda yani sadece Kıbrıs'taki sorunları değil, Orta Doğu'da bölgedeki gerilimi, evet, göç dalgasını, bu Suriye'deki gelişmeleri, insan hakları konusunda bütün ülkelerde çiğnenen insan haklarını dile getirdik. Türkiye'den CHP Genel Başkan Adayı diyelim, Umut Orhan dostum katılamadı ama onun bir mektubu vardı. Bu mektup konuşuldu. Özellikle Can Dündar'a, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara'daki yönetmen arkadaşların tutuklanması sürecine değinildi. Bütün bunlara vurgu yapıldı. Bütün bunlar konuşuldu. Çok güzel, anlamlı bir atmosferdi bizim için diyelim. Çok güzel sonuçlar var. Elbette üyeliğimiz başta olmak üzere. Ama dünya sorunlarıyla bundan sonra bu aileyle iç içe olarak dünya sorunlarını takip etmek ve onlarla birlikte katkı koymak da bizim için ayrı bir anlam taşıyor diyelim. Az sonra Kıbrıs sorununu da detaylı bir şekilde konuşuruz sizinle. Evet, orada da Kıbrıs sorunuyla ilgili de bilgi verdiniz, konuşma yaptınız. Bu anlamdan da önemli. TDP'nin de orada görüşünü ifade edebilmesi, bundan sonrasında da ifade edebilecek oluşu önemli. Kıbrıs sorununu daha detaylı bir şekilde, bu süreci konuşuruz sizinle. Yeniden programı açarken de söylediğimiz gibi, dilerseniz önce bir kurultay sürecini konuşalım sizinle. Sonra yeniden Kıbrıs sorununa döneriz. Kurultay yarın 6 Aralık'ta yapılacağı söylenmişti ama sanırım daha sonra 20'si. Geçen akşam bunun nedeniyle ben yokluğumda bir parti meclisi toplantısı yapıldı. Şimdi tabii biz kurultaya işte 17 Kasım 2013'te ben genel başkan seçildiğim kurultay tam 2 yıl önce 17 Kasım'ı hedefleyerek bir program yapmaya çalıştık. Ancak Haziran ayı sonunda bir tüzük kurultayımız vardı. Onun sonuçlarının yansıyı bulması önemliydi. Onunla ilgili çalışmalar yaptık. Komitelerimizi yeniden yeni tüzüğe göre bir şekillendirmeye çalıştık. Ve komiteler şu anda yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu komitelerimiz partimizin hem olası bir seçime ve olası bir hükümete hazırlık amacıyla da ayrı bir önem taşıyor. Yani bizim için son derece önemli. Biz bir seçim manifestomuzu bu komitelerden çıkacak sonuçlarla ortaya koyacağız. Hatta ana hatlarıyla şeyde kurultayda da bir vurgu yapacağım ben. Yani bu komiteler neler üzerinde çalışıyor, TDP neleri hedefliyor, böyle bir vurgumuz olacak bu doğrultuda. Dolayısıyla arkadaşlarım yoğun şekilde bununla çalışıyor. Bu doğrultuda biz arkadaşlarla da gerek MYK'da gerek parti meclisinde konuştuğumuzda 6 Aralık'ı temel alan bir kurultay hedefledik hep. Hatta biraz sıkışık oldu ama mesela Mausa'yla İskele bir gün arayla oldu. Biri bir gün, ertesi günde diğer oldu. 21-22 Kasım'da. Ben yurt dışında olacağım için Gençlik Kongresi'ne katılamadım. O da benim için ayrı bir şey. Cumartesi Gençlik Kongresi yapıldı. Pazar akşamı olan Lefkoşa İlçe Kongresi'ni, yani dün akşam olan kongreyi bugün erteledik. Bu akşam da Lefkoşa İlçe Kongresi ile kongre sürecini tamamlamış olacağız. 6 Aralık'ta hemen hafta sonu da kurultayı hedeflemiştik. Ancak
Bu tüzük değişikliği ile ilgili teknik bazı sıkıntılar yaşandı. Hatta bu basında da yer aldı. Dolayısıyla hukukçularla konuyu enine boyuna konuştuk. Yani dedik ki biz de böyle UBP gibi böyle ansızın biri teknik nedenlerle de olsa bizim kurultaylarımızı da mahkemeye taşıma riski olmasın. Kesinlikle ve bu doğrultuda ne yapılabilecek tam detaylı konuştuk bunları ve gerekli şeyler yapıldıktan sonra hatta Mustafa arkadaşımla da konuşuldu. Yani bunun bir şeyi değil tamamen teknik nedenlerle olduğu. Bütün bunlar yapıldı ve parti meclisinde üstelik benim yokluğumda bir şey alındı. Bir karar alındı 20 Aralık diye. Bu 20 Aralık tarihinde kurultayımız gerçekleşecek. Şimdi kurultaya gelecek olursak yani Damla Hanım ben genel başkan olduğumda bir manzara vardı. Böyle bir hayal kırıklığı, beklenenin olamadığı, bir moralsizlik, bir umutsuzluğun hakim olduğu bir manzara. Ve hemen arkasından işte benim genel başkan seçilmemle birlikte yeni bir parti meclisi oluştu. Mehmet Armancı arkadaşım da genel sekreterdi ilk şeyde. Ve kolları sıvadık akabinde. Ve yoğun bir şekilde dedik ki bu partiyi nasıl ayağa kaldıracağız? Bu süreci konuşalım ama az önceki konuyu da tamamlama açısından da soralım. Sorun tüzük kurultayla ilgili olarak bazı itirazlar oldu. 130 cinsiyet kotası. Yok, onlar değil. O dönüştürülmesi nedeniyle miydi kadın kotasının tam? Yani ona itirazlar oldu. Yani ona itirazlar oldu ama orada kurultayda hemen hemen herkesin oyuyla kabul edildi. Yani düşünün itiraz eden bir arkadaşımız var ama o itiraz eden arkadaşım da buna olumsuz oy veremedi yani şey konusunda. Şimdi dolayısıyla şunu söylemek isterim ben. Yani orada bir takım itirazlar oldu ama bu itirazlar daha sonra işte bunlar kaldırıldı falan değil. Teknik yöne çekildi. İşte şu kadar zaman önce duyurulması lazımdı, şöyle olması lazımdı falan gibi. Biz de böyle bir ihtimali bile düşünmek istemiyoruz. Yani ne olursa olsun böyle en küçük bir şeyde bile o riski göze alamadık. Da. Yani iyi de oldu. Hukukçu arkadaşımız ki Boysan Boyra gibi bir hukukçumuz var ve bir sürü hukukçu arkadaşlarım var. Sevgili Ayşe, diğer arkadaşlar da, Ahmet Saitler de, hukukçu, Lefkoşa'da genç arkadaşlarım var. Bir değerlendirme yapıldı ve bu yapılan değerlendirmede yani parti meclisine gerekli şeyler verildi ve tamamen teknik nedenlerledir bu. Yani bu çerçevede 20 Aralık netleştirilmiş oldu. Gerekli duyurular bu bütün şeyleri düşünülerek yapılmaktadır. Şu anda başladı duyurunun yapılması. Tabii başkan adaylıkları netleşti görünüyor. Yani iki ben aday. Daha tüzük gereği var daha zaman. Başka başvuran da var mıdır? Bilmem ama şu anda işte ben Angola'ya gitmezden önceki son MYK toplantısında başvurumu yaptım. Çünkü başvurular Merkez Yönetim Kurulu'na yapılır kişiler tarafından. Aynı toplantıda Mausa İlçe Başkanlığı'na henüz yeni seçilmiş Mustafa Emiroğlu arkadaşım da ben de adayım dedi. Saygı duyuyoruz. Şu an iki aday var. Hangi tarihe kadar adaylık başvurusunda bulunulabilir? Şimdi kurultaydan bir hafta öncesine kadar. Yani kurultayın yapılacağı tarih 20'si bir hafta öncesine kadar başvurulabilir. Sürpriz adaylar bekliyor musunuz? Ya da sürpriz olur mu bir başka adayın? Olursa sürpriz olur. Evet, sürpriz olur. Şu yani, anda beklemiyor. Demokratik bir haktır. Yani her arkadaşım, her üye bu haktan yararlanabilir. Bu haktan yararlanmak isteyen başkaları da varsa yararlanabilir elbette. Evet, iki adaylı bir kurultay olacak. Dolayısıyla Sayın Emiroğulları'yla görüştünüz mü? Sayın Emiroğulları'yla sürekli kararlı. Görüşüyorum. Evet, yani çünkü zaten Mausa bölgesi hep sorunlu bir bölgemiz oldu. Yani belki de ben en çok ilgilendiğim ilçe başkanı Sayın Emiroğlu'dur. Yani çünkü Mausa bölgesinin düzenli toplanamadığı çok oldu. Faaliyetlerini doğru dürüst sürdüremediği çok oldu. Bina sorunları vardı. Uzun yıllardır borcunu ödemeyen bir binamız vardı.
O binanın borçlarını benim dönemimde, benim girişimimde ödendi ve artık ondan kurtulduk. O binanın sahiplerine de teşekkür etmek istiyorum ben ki yani bir oluşacak hukuk sürecinde göze almadılar, böyle bir şey istemediler ve bizimle bir uzlaşarak onu temizledik. Eski binamızı yeniden düzenledik. TKP döneminden kalma bir binamız vardı, onu düzenledik. Bugünlerde yeniden ona taşınıyor arkadaşlarım. Dolayısıyla yani belki de dediğim gibi en çok ilgilendiğim, hatta yerel seçimlerde ayrı bir önem verdiğim ve üzerinde en çok uğraştığım yer orası oldu. Yani dolayısıyla Mustafa arkadaşımla herhangi bir sıkıntımız, sürtüşmemiz yok. O da kendine göre nedenlerle bu demokratik hakkı kullanmak istiyor. Saygı duyuyoruz. Kendisine başarılar diliyorum. Ne olmalı Damla Hanım? Şöyle bir noktamız var biz. 2 yıllık sürece baktığımızda, yani aldığım nokta biraz önce söylediğim gibi bir moralsizlik, bir moral çöküntüsü vardı. Ve ilk yerel seçimlerde partinin genel sekreteri 28 yıl sonra belediye başkanı seçildi. Evet. Defkoşa'da, evet. Sayın Armancı. Tabii burada bu seçimde şunu da unutmadan söyleyelim. Yani BKP'nin ve Baraka'nın da oradaki arkadaşlarımın da katkıları vardır. Yani onları da yatsımayalım, evet. Elbette. Sayın Akıncı'nın da Sayın Akıncı'nın desteği vardı. Da, elbette. Yine şu anda Cumhurbaşkanı, evet. Kesinlikle. Yani Cumhurbaşkanlığı halkın, bakın halkın büyük çoğunluğunun desteği vardı. Evet. Bakın şimdi parti olarak bakılan oyları son bir önceki genel seçimde, yerel seçimde, belediye seçiminde yapılan aldığımız oylara bakıldığında 13.33'dü alınan oy, yerel seçimlerde parti meclis, belediye meclisinin aldığı oy 29'lara çıktı. Sayın Armancı'nın aldığı oy 3 katına çıktı, 39'lara çıktı. Yani Sayın Armancı meclis üye seçiminden çok daha fazla aldı. Bu galiba diğer bölgelerde de Mausar'a dahil baktığımızda Harmancı'nın kişiliği, duruşu da burada gösteriyor kendini. Yani diğer bölgelerde de adaylarımız, iyi adaylarımız vardı. Ama belediye meclis üye oyları daha çoktu, adayların oyları daha azdı. Defkoşa da tersi oldu. Yani ama belediye meclisinde de Lefkoşa'da TDP uzun yıllar işte önce BDH'dan BDH ile TKP'nin birleşmesiyle Barış Burcu arkadaşım ilk TDP'li meclis üyesidir partinin. Bir aday, bir üyemiz vardı. Daha sonra 2-2 geldi. Yani şimdi 6 tane var Lefkoşa'da. Yani 7'yi de 2 mühürle kaybettik. Böyle bir noktamız var. Dolayısıyla hem belediye meclisinde çok ciddi bir atılım oldu Lefkoşa'da, hem de belediye başkanlığını aldık. Bunlar bizim için önemli. Diğer yerlere de bakıldığında oy oranımızı önemli ölçüde artırdık. Ve bu artırdığımız oy oranı da bize yani 3 katına yansıyan bir belediye meclis üyeliği getirdi. Bugün bütün büyük belediyelerde meclis üyelerimiz vardır ve oralarda söz sahibidir. Hatta kritik pozisyondadırlar. Yani bizim üyelerin oy doğrultusu bir şeyleri etkiliyor. Gene as başkanlık seçimlerini gerek alınacak kararları etkiliyor. Onun için kritik durumdadırlar. Bunun için hep beraber çalışıyoruz. Bunun dışında bir önemli noktamız da işte Sayın Akıncı'nın Cumhurbaşkanı seçilmesi. Yani benim genel başkanlığım döneminde yaşanan 2 büyük seçim oldu. Ve bu 2 büyük seçimde bu parti alnının akıyla bu seçimlerden birileri kabul edip etmese de zaferle çıktı. Yani büyük başarılar elde etti. Elbette bu beni umutlandırdı. Ve yola devam dememin en önemli nedeni bu 2 göstergedir. Şu anda düşünün aldığım parti, başkan olarak aldığım parti baraj sorunu yaşayan bir partiydi. Şu anda bu partinin baraj sorunu yoktur. Belki de birinci parti olma uğraşlarıdır sonuç verecek olan. Dolayısıyla aldığımız yer neresi, getirdiğimiz yer neresi? Bu parti buna karar verecek. Yani devam mı, tamam mı? Eğer bundan birileri rahatsızlık duymuş olabilir, bunu aşağıya çekmek isteyebilir. Ama önemli olan bizim tavrımız açık ve nettir. Aldığımız yolu devam etme niyetindeyiz ve elbette arkadaşlarımla birlikte.
Yani yola çıkarken hangi arkadaşlarımla konuşup da bu yola çıktıysam o arkadaşlarla birlikte yola devam ediyoruz biz. Bu arkadaşlarım da şu anda MYK üyeleridir, parti meclisindedirler, belediye başkanıdırlar. Dolayısıyla bu arkadaşlarımla hep birlikte bu yolu yürümeye devam edeceğiz. Bu arkadaşlarım şu ilk seçimlerde de bu partiyi bu arkadaşlarımla birlikte inanıyorum ki hak ettiği yere getireceğiz. Yani mecliste çok güçlü bir konuma, belki de tabii o iddiayı koymak belki de seçim atmosferinin gelmesine gerektirir ama herkes şunu bilecek ki TDP artık 1'i 2 yapalım, 3'ü 5 yapalım partisi değildir. Yani ben işte falan bölgede işte 3 ilçede birer milletvekilimiz var şu anda. Bu milletvekillerini 2 nasıl yaparız da ben de seçilirim, böyle bir uğraş içinde olmadım, olmayacağım da. Zaten eğer temel hedefim milletvekili seçilmek olsaydı ben 2013'te milletvekili seçilirdim. Bunun yolunu bilirdim ben de. Ama ben böyle kişisel hesaplar yapan biri de değilim. Hayatım boyunca da olmadım. Ya olmayacağım da. Bu parti artık kişisel hesaplarla büyük global düşünüşün ayrımına gelecek. Kişisel hesap yoktur bizde. Global düşünüş vardır. Partinin önü açıktır. Bu parti ilk seçimde çok güçlü bir şekilde mecliste ve hükümette yerini alacak. Yani bir sonraki seçimde örneğin milletvekili adayı olmaz Cemal Özyiğit der miyiz? Yani parti başkanlığıyla milletvekili ayrımı yürütülmelidir daha. Yani şimdiki seçimde, evet. Hayır ilk seçimde herhalde olurum da. Dolayısıyla hedefim sadece benim kişisel bir hırsım değildir bu. Böyle aman bir olsun da ben olayım. Evet. Yoktur öyle bir hırsım, olmayacak. Hep beraber olalımdır. Evet. Güçlü bir şekilde olalımdır. Söylemeye çalıştığım budur. Evet. Dolayısıyla spesifik kişisel hedefim yoktur. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Hı. Benim yani, hedefim partisel ve toplumsaldır. Yani bir Lefkoşa Türk Belediyesi başarısı var. Benim arkadaşlarımın benim dönemimde diyorsunuz. Hı. Başkanlığınız döneminde. Cumhurbaşkanlığı seçimi de başarıdır. Her ne kadar kabul edilse ya da edilmese de. Yani kabul biraz açalım. Kabul edilse edilmese dediğim yani şimdi bu son derece önemli bir şeydir. Kabul edilse edilmese millet işte zaman zaman aday şöyleydi böyleydi. Elbette adaylar önemlidir. Adayın kişiliği de önemlidir. Ama arkasında güçlü bir destek olmadan bir şeyler olmuyor. Yani burada inandırıcı bir halk desteği var. Halk desteği ama halkın da inandığı bir sürükleyici örgütlerin olması lazım. Bakın burada TDP Sayın Akıncı'nın seçiminde omurga görevi gören bir partiydi. Yani büyük partiydi ve bu partinin bütün kadroları seferber oldu. Bakın şu anda bizim yaptığımız nedir? İlk turda Sayın Akıncı'nın aldığı oylar bizim esas yapmaya çalıştığımız onlardır. Bu temel hedefimiz de odur. O doğrultuda yoğun bir örgütlenme ağı içerisindeyiz. Yani ilk turda aldığı oyla. Çünkü ne olduğu bilir misiniz? Evet, burada Sayın Akıncı'nın kişiliği de önemlidir. Duruşu da önemlidir bu topluma verdikleri. Ama bu inanç ve düşüncenin de yansıyacak olması önemlidir. Benim yıllarca birlikte mücadele verdiğim TKP'li arkadaşlarım ki o bölünme döneminde uzaklaştılar ve yani ben başkan olana kadar da uzak durdular bir kısmı. Bu süreç içinde geri geldiler. Bu süreç yani yeni içerisinde... bir partidir TDP anlayışından diye yola çıkılması nedeniyle mi böyle olmuştu? TKP kökeninden gelenler yani... dışlanmış mı hissediyordu kendini TDP'de? Çünkü hep şu tartışma oldu. TKP'nin devamı mıdır Toplumcu Demokrasi Partisi? Kökleri TKP'den gelen ismi değişmiş. Tabii ki isimler yüzler değişmiş bir parti midir? Yoksa yepyeni bir partidir. Dolayısıyla TKP ile ilgili zaman zaman eleştiriler ya da işte övgülerde ayrı sadece TKP'yi bağlar onlar. Bu bakış açısı nedeniyle mi böyle olmuştu? O birleşme tam yansıyamadı. Yani o birleşme iki partinin BDH ile TKP'nin ayrıştığı dönemde üst yöneticilerin birleşmesi oldu. Tabanı birleştiremedik. Tabanda birleşme olmadı. Niçin? Çünkü orada tam da sizin söylediğiniz oldu. Bir grup çıktı, bu yeni bir partidir dedi. Hayır, ben yeni bir parti olduğunu kabul etmiyorum.
Ben TDP'nin kuruluşunu 18 Mart 76 olarak alıyorum. 16 Nisan 2007 değil. 18 Mart 76. O dönemden beri vardır bu düşünce. Sosyal demokrat düşünce 18 Mart 76'da örgütlendi bu ülkede. Yani TKP'nin kurulduğu gündür 18 Mart 76. Dolayısıyla geleneğimize sahip çıkarak. Çünkü bu partinin geçmişinde onurlu bir mücadele vardır. 81'de bu ülkede rejimi sarsan bir TKP vardır. Ve arkabinde ve hükümetin oluşması, hükümeti kurması 12 Eylül generalleri tarafından engellenen bir parti vardır. Ve arkasından 85'te hükümete gelip de Özal paketi nedeniyle bu gömlek bize uymaz diye, biz bunu reddediyoruz diye onurlu bir şekilde hükümetten çekilen bir parti vardır. Keza Sayın Akıncı Başbakan Yardımcısıyken generalin iç işlerimize müdahalesine karşı dik bir duruş vardır hükümetten ayrılma pahasına. General çizmeye açtı sözü vardır. Yani dolayısıyla biz bunlara da sahip çıkıyoruz. BDA'nın ortaya koyduğu düşüncelere sahip çıkıyoruz. Çünkü bunlar hepsi bizim süreçlerimizdir. Bu bizim aile sıkıntısıdır, aile sorunudur. Olumluları da olumsuzları da. Bunları alıp da gerekli dersleri çıkarıp bundan sonra yola daha güçlü bir şekilde nasıl devam edeceğiz, ben bunun arayışı ve uğraşı içerisindeyim. Dolayısıyla işte biraz da benim hep o geleneğe de vurgu yapmam, ben hep kurultayda da, seçildiğim kurultayda da 81 ruhuna işaret ettim. 81 ruhuyla geleceği şekillendireceğiz dedim. Bundan da cesaret aldı arkadaşlarım. Özellikle Sayın Akıncı'nın da aday olması tetikledi bu olayı ve bütün eski TKP'lileri yıllarca belki TDP sürecinde, yani geçenlere kadar görmediğimiz arkadaşlar sokağa çıktılar. Bu arkadaşlar şimdi bizimle beraberdirler. Bu arkadaşlar mücadelenin içindedirler. Ve bu mücadeleyi daha da yükseltelim demektedirler. Bu da bizim için ayrı bir onurdur. Bakın, TKP'nin tecrübesini BDA'nın genç dinamik yapısıyla ve daha sonra şimdilerde TDP'de oluşan genç dinamik bir yapı vardır. Özellikle şeyde gençlik örgütünün kongresi de oldu geçen gün. Bakın, Lefkoşa Belediye seçiminde ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu genç ve dinamik ekibin müthiş bir rolü vardır. Kurmay olarak perdenin gerisinde yoğun bir propaganda oluşturdular, çalıştılar. Aynı propagandayı önce ürettiler, sonra bunu dönüp birebir evlere ulaşarak insanlara yaydılar. Bunun son derece önemli bir rolü var. Şu anda bir başka bir şeye daha işaret edelim. Sayın Angolemli, belki de en tecrübeli milletvekilimiz, en genç milletvekilimiz Zeki Çeler de bizdedir. İşte biz bu iki yapıyı bütünleştiriyoruz. Bütünleştirmeye çalışıyoruz. Ve bu yapı bütünleştikçe bu partinin geleceği çok daha sağlam, emin adımlarla oluşacak. Benim temel hedefim budur. Şu ana kadar bu hedef başarılmıştır. İlk seçimlerde de diyorum ki bu hedef hem sandıkta kendini ifade ederek yerini bulacak ve meclise güçlü bir şekilde, hükümete güçlü bir şekilde gelecek. Evet, dolayısıyla TKP'le de, eski TKP'lilerle de şu an bir kucaklaşma dönemi var. Evet. Bizim geleneklerimiz TKP'den geliyor diyorsunuz ve TKP ile TKP'den başlayarak TDP'ye doğru gelindi. Dolayısıyla kuruluşumuz da TKP'nin kuruluşudur, evet, diyorsunuz. Peki iki aday var şu anda. Bakıldığı zaman bilmiyorum olur mu ama tabii ki kendilerine sormak lazım. Eminim sizin de o yönde olur cevabınız ama örneğin daha önceki başkan TDP milletvekili Sayın Çakıcı ya da Hüseyin Angolemli gibi isimler doğru bir zaman olur mu bilmiyorum ama birçok isim olur mu? Henüz zaman var bunlar için ama sürpriz olur diyorsunuz. Siz başka bir sürpriz olur çünkü olması. İkinci aday bile biraz sürpriz oldu gibi. Çünkü bizde yani son dönemlere kadar izlenim tek adaylı bir kurultay olacağıydı ama ben her ihtimale karşı yani sürekli olarak dedim bu bir demokratik yarıştır. Demokrasinin gelenekleri işlemelidir. Bakın, gururla söyleyebilirim ki Damla Hanım, bu akşam öğrendim ki başka aday yoktur ki tüzüğümüze göre ilçe başkanlığına da son ana kadar adaylık başvurusu olabilir yani.
Dolayısıyla bu anda son anda bir sürpriz bir aday çıkabilir mi bilmem ama tek adayla gidilmesini tercih ederdiniz sonra. Hayır hayır yani şey olabilir. Şu andaki ilçe başkanının aday olduğunu evet. biliyorum sadece. Evet. Özmen arkadaşımın ama onun dışında başka bir aday var mı? Şu aldığım bilgi şu ana kadar tek aday görünümüdür. Onu söylüyorum. Ama mesela 5 tane ilçemizin 3 tanesi en azından seçimli kongre yaptı. Ve yığınsal evet. katılımla yapıldı. Bakın yani bu bile sevindiricidir evet. benim açımdan. Yani daha önce biraz daha rica minnet tamam işte sen üstlen falan şeklinde oluyordu. Seçimli kongreler yaptık biz. Yani bu 2 yılın içinde TDP'nin gelmiş olduğu noktadır. Demokrasiyi hazmetme noktasıdır. Ve elbette seçimlerde kazanan da kaybeden de olur. Ama tüm arkadaşlarımı kucaklamaktır benim boynumun borcu. Ve ben onu yapmaya çalışıyorum. Ben spesifik olarak partide şu şöyle yapsın, bu böyle yapsın veya şundan uzak buna yakın diye bir tavrım evet. asla olmaz. Yani ben herkes benim için ayrı bir değerdir. Dip Karpaz'dan Yeşilırmak'a, Karşıyaka'dan Pile'ye kadar bütün TDP'li üyeler benim için ayrı bir değerdir, cevherdir. Ben hepsini kucaklayarak bu yolu yürüme niyetindeyim. Ne zaman öğrendiniz Sayın Emiroğlu'larının aday olacağını? Yani az önce görüştünüz mü sorum da aslında bu vardı. Yani görüşülerek, konuşularak ben de aday oluyorum denilerek. MYK'da oldu. Yani yalnızca ilçe kongresinden sonra yani bir yerlerde bir şey mi söyledi bana galiba yani Mustafa Emiroğlu aday olacak diye bir sinyal geldi. Ben de dedim elbette olabilir yani neden olmasın, olmak isterse olabilir bu demokratik hakkı. Zaten ertesi günde şey vardı MYK toplantısı orada yani konuştuk bu dedi ben de adayım dedi. İlçe başkanlığından sonra. Evet. Hayırlı olsun dedik yola devam. Evet. Parti karar verecek. Evet. Bizim yaptıklarımız ortada. Bizimden önce yapılanlar da ortada. Kimin ne yaptığını aslında bu küçücük ülkede herkes biliyor. Yani herkesin bildiği şeyleri tekrar etmenin de bir alemi yok. Biz yola devam diyoruz. 2 büyük seçim geçirdik. Bundan parti alnının akıyla çıktı, güçlenerek çıktı. Ve bu bizi umutlandırıyor. İlk genel seçimlerde de dediğim gibi partiyi hükümete güçlü bir şekilde meclise ve hükümete taşıma niyetimiz var. Ki sosyal demokrat düşüncenin bu toplumda neler yapabileceğini herkesin görmesi açısından. Çünkü bize bir daha ağır bir yük var omuzumuzda. Bakın gezdiğim ülkelerde de bunu teşhis etmeye çalışıyorum hep. Yani solun neler yapabildiği. Şimdi bizim ülkede de işte CTP'de sol bir parti olarak hükümete geldi. Yaptıkları yapamadıkları ortada halkın takdirine bırakıyorum. Şimdi olumlu ya da olumsuz bir şey söylemeyeceğim. Halkın takdirine bırakıyorum. Ama görünen manzaraya baktığınızda bir takım sıkıntıların olduğu açık. Ve halkın da bunlara çok da olumlu prim verdiği yok öyle görünüyor. İşte biz o yükü de omuzlama durumundayız. Çünkü ne oluyor bilir misiniz? Benim gezdiğim yerlerde insanlar bana Sayın Başkan sizden önce birileri de vardı bunları söyleyen. Geldiler gördük diyor. İşte bu da bizi ayrıca güçlendiriyor diyorum. Ben çünkü onların tecrübelerinden o yaşanan deneyimlerden de ders çıkararak doğrusunu yapma görevi veriyor bize bu ortada olan yapı. Yani birileri söz verdi yapmadı. Ama bizim farkımızı ortaya koyma fırsatıdır bu da ayrıca. Söz verecekseniz yapacaksınız. Çünkü söz başka bir şeye benzemez diye bir söz vardır. Mutlaka bizim için sözler önemlidir. Söz verirken dikkatli olmak ve o sözün gereğini mutlaka yapmak gerekiyor. Toplum bunu bekliyor. Toplum artık özüyle sözüyle dürüst olan, sözünün arkasında olan ve bu toplumu peşinden sürükleyerek artık doğru bir yöne götürecek partiler arıyor. Liderler arıyor demiyorum. Ben kişisel olarak bir kavgam yoktur. Bunu tekrar ediyorum. Parti olarak, bir kitle partisi olarak TDP'nin öncülüğü bu ülkede önemlidir diyorum. Biz de bu öncülüğü yerine getirmek için bir nefer olarak parti tabanının verdiği destek doğrultusunda ve daha sonra halkın verdiği destek doğrultusunda mücadeleye devam edeceğiz. Evet.
Peki öyle bizim hedefimiz birinci parti olmak diyorsunuz solda. En azından güçlü bir şekilde güçlü, mecliste temsil edin. Güçlü bir şekilde yani 1-2-2-3 birinci parti olma hedefimizdir elbette. Bunu seçim satımı haline girildiğinde net hedef olarak da koyacağız. Yani. Görüyor musunuz öyle bir hava? Görüyorum. Evet, erken seçim görüyorsunuz. Şimdi erken seçimin olmaması sadece bu ülkede bir referanduma bağlıdır. Eğer referandum olacaksa erken seçim biraz ötelenebilir. Çünkü doğru da olur diyorum. Ama eğer ki referandumun olmasını çok istiyorum. Bunu da öncelikle herkesin bilmesinde yarar var. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü müzakere sürecinin kısa sürede başarıyla sonuçlanması ve baharda bir referandum. Çünkü baharda bir referandumun olmaması... Zor mu geliyor size şu anda istiyorum ama erken seçim olmaması bir referandumun olmasına bağlıdır dediniz. Evet. Erken seçim gördüğünüze göre referandumu mu görmüyorsunuz ufukta? İşte referandumun, referandumda bir takım riskler vardır. Bunu görüyorum. Yani şu anda ortaya konan söylemlere bakıldığında iki ihtimal de vardır. Yani olmasını istiyorum. Yani öncelikle Kıbrıs sorununun çözümünü istiyorum. Bu Kıbrıs sorunu çözülsün de varsın biz çözümden, referandumdan sonra bir seçim yaparız. Bunu söylüyorum. Ama referandumun ötelenmesi bir seçimi erken, daha da erkenleştirecek. Çünkü başka yolu da yoktur. Hükümetin ortaya koyduğu manzara bellidir. Ankara ile olan ilişkiler bellidir. Bilmiyorum onları konuşma fırsatımız olacak mı ama. Yani dolayısıyla ilişkiler bellidir. Bu ilişkilerden çıkışın tek yolu güçlü bir meclisin yeniden ve güçlü bir hükümetin tescil edilmesidir. Yani şimdi tırnak içinde iki büyük parti 39 milletvekiliyle mecliste hükümettediler ama bu hükümet güçlü bir hükümet değildir. Pamuk ipliğine bağlıdır. İkisinin de arkasında güçlü bir halk desteği var mıdır? Ben emin değilim. Kendiler nasıl emin oluyorlar göreceğiz. Peki bir referandum görüyor musunuz? Ufukta yani biraz riskler var dediniz az önce. Biraz bunu açalım. Bilgilendiriliyorsunuz Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından siyasi partiler. Ayrıca meclisteki tutanakları ben ve arkadaşlarım okuyoruz. Takip edilebiliyor. Ne görüyorsunuz şu anda? Nedir durum? Türkiye'nin gündeminde farklı konuların olduğu kesin. Ama Türkiye şu anda çok karışık. Gerek Rusya'yla ilişkiler, gerek onun dışında kendi içinde yaşadıkları, gazetecilerin tutuklanmasından, baro başkanının bir hukukçunun öldürülmesi ki bunları şiddetle protesto ediyorum. Yani birçok şey yaşanıyor. İnsan hakları açısından son derece olumsuz tutumlar. Kabul edilebilir bir yanı yoktur yani. Kendi iç barışını yakalamış durumda değil. Şu anda Türkiye. Dolayısıyla bizdeki barış ne kadar gündemindedir bilmiyorum ama destek yönünde mesajlar zaman zaman burada yapılan açıklamalarda veriliyor. Şu anda siz ne görüyorsunuz süreci? 2016 eğer Mayıs ayından önce olacaksa işte Kasım ayını tamamladık bugün. Dolayısıyla önümüzde çok da zaman yok referandum için, güneydeki seçimler öncesi için bakıldığı zaman. Çok yakın tarihlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla siz ne görüyorsunuz şu anda? Mümkün müdür? Ötelemek, tarihi ötelemek biraz çözümü zorlaştıran bir adım olmaz mı? Nasıl bakıyorsunuz? Kesinlikle tarihi ötelemek çözümü biraz zorlaştırır, geciktirir. Dolayısıyla tarihin ötelenmesini istemiyoruz. Yani biraz önce söylemeye çalıştığım da oydu. Baharda bir referandum son derece önemlidir. Çünkü Rum tarafında Mayıs ayında seçimler var. Seçimlerin ötelenmesi diye bir şey konuşulduğunu duymadım. Yani seçimler ötelense keşke onlarda da. Ama ötelenmez öyle görünüyor. Ötelenmemesi de Rum tarafındaki şöven yaklaşımın tırmanacağını gösteriyor. Yani ilginç bir şey söyleyeyim size. Rum tarafında seçimlere giren en sol parti bile şövenleşir. Türk tarafında da seçimlere giren en sağdaki milliyetçi adam da barış meleği kesilir. Evet. Bir zaman Sayın Denktaşlar erdi, yani ve çocuklar siz zannedersiniz barışı yalnız siz istersiniz, biz de istedik derdi. Ama tabii onun istediği barışla bizim istediğimiz barış hep farklı farklı oldu. Anlam farkı, içerik farkı oldu. Dolayısıyla o bile barışçıl mesajlar vermeye özen gösteriyordu. Ama Rum tarafında baktığımızda en son Sayın Anastasiadis'in seçildiği başkanlık seçiminde de Sayın Anastasiadis kendisinin evet'e
evet şey referanduma evet diyen bir partinin başkanı olduğunu göz ardı ederek %76 hayırı ben göz ardı edemem dedi. Yani bunu söyleyerek seçildi. Ha şimdi barış müzakereleri yapıyor. İyi niyetle de uğraşıyor. Ben ona da çalışıyorum. Onu da söylüyorum. Yani Sayın Akıncı ile Sayın Anastasiadis iyi niyetle çalışıyor, uğraşıyor. Önemli olan bunun tabii başarıyla sonuçlanmasıdır. Kritik bir süreçteyiz. Yani bu yönetim ve güç paylaşımı, toprak ve mülkiyet konuları hassas konular. Yani zaten esas sıkıntı da bunlardan kaynaklanıyor. Gelinen nokta şu anda net değil. Yani net olarak bu konularda bir takım ilerlemeler olduğu yönünde ciddi bulgular var ama bunların netleşmesi. Bu 5-10 gün içinde yani Rum tarafının Hristiyanların meşhur bu Christmas Day'inden önce netleşirse bir referandum olma ihtimali yüksektir. Ama netleşmezse sorun biraz ötelenir. O da bizi biraz endişeye sevk eder. Çünkü seçimde şövenistleşen yapının ta toparlanıp da yeniden barış müzakerelerine başlaması maalesef zaman alır. Evet. İster istemez. Evet. Peki eski müzakereciler Ergün Olgun'la Osman Ertuğrul'un Sayın Akıncı'ya destek belirtmesi Almanya ve Rusya Dışişleri Bakanları ile ilgili tavrına destek belirtmesi endişe yaratır mı sizde? Endişe yaratmaz çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın tutumu doğru tutumlardır. Yani şimdi Amerika'nın başkan yardımcısı Biden üstelik Sayın Eroğlu gibi yani barışı ne kadar içselleştirip içselleştirmediği tartışılan bir liderin bulunduğu ikametgaha kadar geliyor. Ve gerek Lavrov veya Alman Dışişleri Bakanı aslında geldi onunla Sayın Cumhurbaşkanımız görüştü. Sadece bir davet vardı Alman Büyükelçiliği'nin daveti. Ara bölgede orada işte prezidensi, ekselansi işte birine başkanlık başkan olarak hitap eden birine şey makamlarını farklı koyma vardı. Bunu protesto etti zaten Sayın Akıncı ama Lavrov'un yaptığı bize göre de çok büyük bir yanlıştır. Yani Amerikalılar geliyor oraya Juncker geldi Avrupa'nın en üst düzey temsilcisi geldi. Biz de gittik o toplantıya Juncker'le yapılan toplantıda biz de bulunduk parti başkanları olarak. Yani Lavrov gelirse şey mi olurdu? Yani şimdi hep söyleniyor tabii şimdi burada bir kısım da eminim diyor ki İşte Türkiye ile Sovyetler, Rusya karşı karşıya geldi. Burada da tepki, öyle bir şey yoktur. Buradaki tepki farklı bir şeydir. Yani elbette şimdi bizim ülkemizin tanınmadığı bir bilinen gerçek ve bugün Sayın Akıncı dünya katında Cumhurbaşkanı olarak değil ama Kıbrıs Türk toplumu lideri olarak kabul gören bir anlayışı var. Yani zaten diğerleri de lider ziyaret ederken Amerikalılar, Avrupalılar Cumhurbaşkanı olarak kendisini ziyaret etmiyor. Ama bir makamı var. Oraya da gitmenin de bir mahsur yoktur bize göre. Onun için burada Lavrov da oraya gitse ne olacaktı? Yani dolayısıyla onlar da böyle başka sinyaller verme eğiliminden artık vazgeçmeliydi. Ha bu şeyin Ergün Olgun'la Osman Ertuğ'un hoşuna gitmiş gitmemiş o onların kendilerinin bileceği iş. Çünkü onların ortaya koyduğu müzakere süreci de bizim hocumuza gitmiyor. Evet. Yani bunu da söyleyeyim. Ne Ergün Bey'in ne Osman Bey'in de müzakere stratejisi bizim hoşumuza gitmez şahsen. Onların anlayışlarıyla örtüşen bir yanımız yoktur ama bunu takdir ettilerse o da onların bilecekleri şeydir. Evet. Peki bekleyip göreceğiniz Kıbrıs sorunuyla ilgili süreç nasıl şekillenir? Zaman zaman da anketler yayınlanıyor. Güney Kıbrıs'ın bu noktada Kıbrıs sorunların daha istekli olduğunu ortaya koyuyor bu anketlerde. Bekliyor musunuz herhangi bir şekilde sizin yokladığınız nabız halk arasında hayıra bir yönelim var mıdır bizden? Şimdi böyle bizde bir takım şeyler var. Böyle ekranlara yakın duranların sesleri vardır. Zaman zaman ve işte bu da var onlar evet diyecek biz hayır diyeceğiz diye bir takım şeyler var. Bu aslında dar bir azınlığın isteğidir. Çünkü burada bir çıkar odağı oluştu. Bu 41 yıllık dönemde müthiş bir ganimet stratejisi yapıldı. Ve bundan nemalanan bir kesim var. Bu kesimin de bugünlerde maalesef sesi gür çıkıyor.
Bunlara dikkat etmek lazım. Ve bu sesi gür çıkanlar aslında bu işte ülkedeki de gelir adaletsizliğinin de simgeleridir yani. Onlar bu ülkenin kaymak tabakasıdır. Bir elleri yağda, bir elleri balda. Bütçenin ve ülke gelirlerinin %80'ini kontrol ediyorlar. %20 bile değiller. Ama geri kalan halkın %80'i de %20'lik durumu paylaşıyor. Böyle bir stratejileri, bir şeyleri vardır. Konumları vardır bu kesimin. Bunlara dikkat etmek lazım. Ve her halükarda ben sağduyunun galip geleceğine inanıyorum. Yeter ki açık, şeffaf olalım. Yani bakın, şimdi şunu anlıyorum, öteden beri söylerim hep. Sınır boylarında istesek de istemesek de %29 artıyı Sayın Denktaş da kabul etmişti. Bir düzenleme yapılacak. Yani bir takım yerler verilecek, iade edilecek, verilmeyecek. Sanki bizim idi de vereceğiz değil, aldık, iade edeceğiz diye düşünsün herkes olayı. İade edilecek yerlerdeki insanların nereye gideceği, nasıl ikamet edilecek, ikamete tabii tutulacakları, rehabilitasyon süreçleri, bütün bunlar önemlidir. Bunların açık ve net bir şekilde ortaya konması gerekiyor. Bunlar açık ve net bir şekilde ortaya konursa bu çerçevede zannedersem bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum, ama dikkatli olmak lazım. Bu konuda da çözüm ve barış güçlerinin güçlü birlikteliğine ihtiyaç var. Bakın, bizim esas sıkıntımız buradadır. Yani şimdilerde ne oluyor? Hükümetin mali konularda çalışanlara ne verdiği ne veremediği tartışıldığı için sendikalarımızın ve sivil toplum örgütlerimizin daha çok ilintileri hükümetten olan, devletten olan alacaklarına odaklandı. Bu da çözüm ve barış güçlerinin birlikte hareketini önemli ölçüde engelliyor. Geçtiğimiz gün ben yurt dışındayken çok sevindirici bir şey oldu. İki toplumdan barış gönüllüleri, bir sürü sivil toplum örgütü, bizim arkadaşlarımız da oradaydı. Sayın Akıncı'ya önce dileklerini ilettiler, isteklerini ilettiler, çözüm isteklerini. Akabinde yürüyerek Sayın Anastasiyadis'in ofisine kadar, başkanlık sarayına kadar yürüdüler. Bunların sürekli olması lazım. Bunların giderek yayılması lazım. Her iki toplumdaki sivil toplum örgütlerinin, çözüm ve barış yanlılarının birlikte hareket edebilmesi lazım. Bakın, Rum tarafında en küçük bir olay oluyor. Bizim tarafta böyle abartılarak bazı basın yayın organları tarafından da maalesef işte bütün bu Rumlarla mı barışacağız diye genelleme yapılıyor. Yani Allah aşkına, 5 kişinin 10 kişinin yaptığı bir olayı bütün bir topluma mal edemezsiniz. Biz Toplumcu Demokrasi Partisi olarak iki tane büyük partiyle sürekli görüşüyoruz Rum tarafında. Yani gerek AKEL'le gereklisiyle. Onların da çözüm istediği yönünde çok ciddi, çok ileri derecede tespitlerimiz vardır. Ha, içerikte bir takım farklılıklarımız var. Bunları konuşuyoruz. Bunlara rötuşlamaya çalışıyoruz. Onlarla da uyum içinde çalışabileceğimiz bir barışı arzu ediyoruz biz. Geri kalanların şöven çığırtkanlıkları çok da artık bu toplumu şey yapmamalıdır diye düşünüyorum. En azından onların güçlü desteği, %60'larda bir oy oranı Rum tarafındaki referandumun garantilenmesi demektir. Sorun bizim içimizde çözüm ve barış güçlerinin birlikte hareketidir. Bunun içinde aslında hükümetin büyük ortağına da düşen bir görev vardır. Yani hükümetin halka karşı olan vecibelerini, yani görevlerini yerine getirmek. Yani nedir bu görevler? Yani alacakları var bu insanların. Ve gelir düzeyleri de son derece sıkıntılar vardır. Bütün bunların nasıl çözüleceğini, bakın, sıkıntınız mı vardır? Sıkıntınız varsa da bu örgütleri çağıracaksınız, yuvarlak masanın etrafında toplayacaksınız. Yani basında duymayacak halk, Ankara parayı kesti, Ankara suyu özelleştirmedik diye kızdı, bütçeye katkı sağlamıyor. Veya dış yardımlar gelmiyor diye çiftçi hayvancı ödenemiyor. Bütün bunlar varsa açık şeffaf bir şekilde masada konuşulacak. Strateji birlikte belirlenecek. Eğer bir özveri isteniyorsa birilerinden, bu gizli kapaklı olmaz. Buradadır sıkıntı. Ama burada da hükümet bir kararsız tutum içindedir. Yani kendi ortağıyla bile doğru dürüst bir karar üretememiştir. Düşünün, su konusunda Ankara'ya biz düşüncelerimizi ilettik diyor Sayın Başbakan. Ben de soruyorum Sayın Başbakan'a, hükümet kararınız var mı?
hükümetin diğer ortağı da evet dedi mi? E bir sorunumuz yoktur diyor. Sorunumuz vardı değil, kararınız var mı diyorum diye soruyorum ben de. Yani bütün bunlar açık ve şeffaf bir şekilde ortaya konmalı. Çünkü bu halk yeri geldiğinde özveride bulunmayı bilir. Çözüm ve barış bizim için esastır. Ama bunun için dışında da kendi içimizde bağımlılıktan kurtulup demokratik bir yapının oluşturulması da bizim için esastır. Kendi kararlarımızı kendimizin alabilmesi, kendi kendimizi kendimizin yönetmemiz gerektiği, paket hazırlanacaksa da bizim uzmanlarımız, bizim bütün sivil toplumumuzun, sendikalar, siyasi partilerin hep beraber yapacağı çalışmalarla olacak bunlar. Yani başbakanlığa bağlı devlet planlama örgütünün hazırladığı orta vadeli bir program var. Bununla ilgili gerek DPÖ Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu'nu gerek bu pakete dönük olarak, orta vadeli programa dönük olarak eleştirileri olan kesimleri de ağırlama şansımız oldu. Eksik gördükleri kısımlarla ilgili eleştirileri ya da örneğin kimi zaman da özelleştirme yok içinde deyip odağında özelleştirme yok deyip eleştiriler yöneltenler de oldu. Ama dolayısıyla ne kadar yanında bulabilir bir hükümet bugün? Evet, az önce söylediğiniz şekilde açıklanabilir. Açık bir şekilde Türkiye kaynağı kesti ya da bunun gibi durumlar. Ama sendikaları ne kadar yanında bulabilir hükümet? Yani bugün örneğin Toplumcu Demokrasi Partisi'nin hükümette büyük ortak olduğu ya da tek başına da olduğunu düşünelim şu anda. Sendikalara ne olur pozisyonu? Öğretmenlikten gelen, eğitimcilikten gelen dolayısıyla bugün aslında sendikacılıktan gelen en fazla da aslında diğer haklarda evet ama maaş haklarıyla ilgili en fazla söz hakkı olan ya da en fazla okuduğumuz açıklamalarını duyduğumuz öğretmen sendikaları var. Bunun dışında sendikalar da var. Ama sendikalarla diyalog konusunda şu anda nedir sizin gördüğünüz? Siz olmuş olsanız şu anda büyük ortak ya da tek başınıza hükümette nasıl bir yol izlersiniz bu durumda? Bakın birikim beyin yaptığı güzel bir şey var. Ben bunu geçen gün basında da söyledim. Yani ne oldu? İlk defa bütçe görüşmeleri öncesi sendikaları toplantıya çağırdı. Bu uzun yıllardır olmayan bir şeydir. Bu olumlu bir şey. Evet. Ama inşallah arkası gelir dedim. İnşallah işte olması gereken budur. Biz bunu yaparız. Yani çağırırsınız sivil toplum örgütlerini, sendikaları ve konuşursunuz bu sorunları. Kendi durumunuzu da hayali şeyler üretmeye gerek yoktur. Ama biz ne diyoruz? İşte bugüne kadar hükümetler ne diyor? Biz geldik her şey tamamdır diyor. Her şey günlük gülistanlık diyor. Halka böyle bir mesaj veriyorlar. Veya büyük şeyler koyuyorlar. Biz geldik çözeceğiz dedik. İşte geldik çözmeye çalışıyoruz. Bırakmıyorlar diyor. Niye, kim bırakmıyor? Neyi bırakmıyor? Bunları ortaya koyacaksınız. Yani bakın şimdi bu toplum şununla da karşı karşıya olmasın. UBP'nin son dönemini bir hatırlasın herkes. Böyle bir hava yılbaşı arifesinde Ercan Havaalanı'nın devri var. O zaman neydi hatırlayalım. Devretti çünkü alınan parayla 13. maaşlar ödendi dendi. Yani bu kadar şey olmamalıdır artık. Evet. Ve bakın kaç aydır da deniyor ki biz kendi olanaklarımızla maaş ödemelerini yapıyoruz. Tamam, bunları çıkın halka anladık. Çekin, çağırın sivil toplum örgütünü, sendikaları, bunları anlatın kendilerine. Yani uzun kulaktan böyle bir takım haberlerle olmuyor bu işler. Masada konuşalım bunları. Hep beraber konuşalım. Veya isterlerse kendileri sendikalarla görüşsünler. Ama görüşsünler. O başlanan birikim beyin başlattığı bu olumlu şey, ilk toplantı devam etsin. Evet. Devam etsin, olumlu yansısın. Çünkü buna bu toplumun ihtiyacı var. Bakın. Ben daha sendika genel sekreteriyken 1995 yılında üstelik yani Eğitim Bakanlığı'nda da yoğun bir kavgamız vardı. Sayın Talat Eğitim Bakanı'ydı. Ben de sendika genel sekreteri. Yoğun bir mücadelemiz vardı. Kavga demeyelim. Bu tam da onun içinde 3. Milli Eğitim Şurası toplandığı dönemdeydi bu olay. Beşparmak Dağları'nda bir yangın oldu. Büyük bir yangın ve bu yaraların sarılması gerekirdi. Evet. Ben başta olmak üzere diğer sendikacı dostlarla birlikte hükümete 6 ay maaşlarımızdan kesinti önerdik. Bu toplum bu fedakarlığı biliyor, yapıyor. 1963-67'lerde yaptı. Yeri geldiğinde gene yapıyor.
Bugün eğer santrallerimiz varsa santral alımında evet. bu toplumun da büyük katkısı vardır. Katkı payları. Yani mızıkçılık eden yok mudur? Var ufak tefek şikayetler eden. Bunlar da olacak. Çok sesli bir toplumuz. Bunlar da olacak. Ama anlatılması gerekir diyorum. Bakın ben şimdi bir yandan da aynı örgütlere bir dikkat edin. Ankara'ya bağımlılıktan kurtulalım diyorlar. Tamam, o zaman bağımlılıktan kurtulmanın yolu nedir? Bunları masada konuşalım. Açık yürekliyle konuşalım. Ya, aksi takdirde çünkü gerçekten hep birlikte ters düşeriz. Yani bir yandan bağımlı olmayalım deriz ama bir yandan ver daha çok ver. Bu bir yerde olmaz yani. O zaman nedir ama? Ama siz de biraz önce söylediğim o kaymak tabakadan alın şu vergileri. Evet. Alın şu vergileri. Evet. Vergiyi gerçek kaynağından alın. Bu ülkede bir adaletli gelir dağılımını sağlayın. Savurgan devlet politikasının önüne geçin. Bakın bugün ek mesai denen kavram her sene artıyor. Korkunç bir şekilde artıyor. Son 3 yılda biliyor musunuz 50 milyondan 80 milyona geldi. Kalemi. Ek mesai kalemi. Şimdi bu ülkede bazı alanlarda vardiya sistemi kaçınılmaz. Vardiyanın şeklini, şemalini, içeriğini konuşmak lazım. Yani örneğin şimdi hep şikayet edilen bir nokta var. Saat 3.30'da mesai bitiyor. 4'ten sonra gümrük işlemleri yapılıyor, parayla yapılıyor. Veya tapuda işte öğleye kadar çalışılıyor. Öğleden sonra parayla çalışılıyor. Şimdi bütün bunlar olacak iş değildir. Yani bütün bunlarla ilgili bir takım düzenlemeler kaçınılmazdır. Vardiya sistemi konuşulmalıdır. Açık yüreklilikle şeffaf bir şekilde devletin olanakları konuşulmalıdır. Ama devlet de birilerine ayrıcalık sağlamamalıdır. Bakın biz 17 milyonluk KDV bağışlanmasını Digitek'e protesto ettik. Bir yandan hukuksal boyutundan uğraşırken bir yandan da meclis araştırması önerdik. Ve maalesef mecliste bizim önerimiz kale alınmadı, bir kenarda kaldı. Geçtiğimiz günlerde gerek Kıbrıs Türk Hava Yolu mağdurlarının hakları gerekse Digitek olayı yeniden meclis araştırma önergesi verdi milletvekili arkadaşlarım. Yani biz bunların peşini bırakmayacağız. Biz bunları devam ettireceğiz. Ama hükümet de bırakmasın. Hükümet de işine geldiğinde birilerine göz yumarak da dar ve sabit gelirlerinin sesine çöreklenmesin. Vergi çünkü gerçek kazanç sahiplerinden alınmalıdır. Bugün işte şimdi yılbaşına doğru giderken başladığı tefrika halinde yayınlanmaya kim ne kadar vergi verdi, vergi verecek. Şimdi adalet midir bu yani? Bu ülkenin hatırı sayılır zenginleri vardır. Dünya çapında listelere girmişlerdir. Ama bu ülkeye bir bakın ne veriyorlar. Devletin, hükümetin bir görevi de budur. Peki, teşekkür edelim. 9.59 oldu saatimiz. Noktalamak durumundayız. Var mı eklemek istediğiniz son olarak Sayın Özyiğit tanıdım. Böyle noktalayalım. Son bir dakikamız var. Evet, ben bir kez daha bu gerek Can Dündar'ın gerek bir arkadaşının Ankara'daki temsilcilerinin tutuklanmasını, bir avukatın düşüncelerini ifade ettiği anlarda öldürülmesini şiddetle protesto ediyorum. Ve Türkiye ile Rusya arasında bir gerilim var. Bu gerilimin süratle düşürülmesi gerektiği, sağduyunun hakim olduğu. Çünkü bu Orta Doğu'nun artık kaynayan bir kazan ve her an çok daha korkunç olaylara gebe bir savaşı tetiklemesi değil, artık barış ve huzura dönüşmesi gerekir diyorum. Bu doğrultuda Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sürdürülen müzakerelere tüm çözüm ve barış güçlerinin katkı koyması, destek vermesi gerekir diyorum. Ama öte yandan da bu ülkede artık bir yandan çözüm ve barış arayışları sürerken bir yandan da kendi içimizde sivil demokratik bir düzenin oluşturulması, geçici 10. maddenin kaldırılması başta olmak üzere kendi kendine yeterli, kendi sorunlarını çözmüş bir toplum olmanın da gereklerini yerine getirelim diyorum. Bu doğrultuda uğraş vermemiz gerekir diyorum ve sosyal demokrat düşünceyi içselleştirmiş bir parti olan Toplumcu Demokrasi Partisi'nin temel hedefleri bunlardır. Çünkü insan bizim için önemlidir.
Bakın son günlerde cinayetler oluyor, insanlar ölüyor çeşitli nedenlerle. Bu da beni ayrıca üzüyor, bir travma geçiriyor bu toplum. Yani bunun için de eğitim ve diğer ünitelerimiz devreye girmeli. Yani bu toplumsal bilinçte ciddi sıkıntılarımız vardır diye onu gösteriyor. Yani insanlar tahammülsüz bir yapıya ulaştı. En basit bir şey de eli bıçağa ya da silaha gidiyor. Bu korkunç bir şey. Yani bir yandan uyuşturucu denen illet her türlü kaçakçılığın merkezi olmuş bir memleket. Ben böyle bir Kıbrıs arzu etmiyorum. Bizim arzu ettiğimiz Kıbrıs barış, huzur adası olsun ve bütün insanlar sağlıklı, mutlu yaşayabilsinler. Temel politikalarımız da insan odaklı, insana yönelik ve barış, huzurun egemen olacağı, herkesin kardeşlik duygularıyla birbirine sarılacağı bir Kıbrıs'ı görmek istiyoruz. Bunun için mücadeleye devam. Evet, peki. Teşekkür edelim size. Kolay gelsin diyelim. Aynı zamanda da kurultayda da başarılar diyelim. Tekrardan. Evet, böylelikle bugün de Radyo Gazetesi'nin sonundayız. Gün içerisinde güne yansıyan gelişmelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Radyo Gazetesi.